Herkese merhabalar sevgili dostlar. 31 Ekim Salı günü Kocaeli Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana tahminleri de yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da 10 koşul bir program var bilginize. Arkadaşlar Kocaeli'de Salı günü yarışlarıyla 9 koşul programla sizlerleyiz. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı kanalında takip ederseniz sevinirim. Orada da yarış videoları paylaşıyoruz. Karaca Ekürüsü'nün yarışlarını. Hem eski yarışlar hem de yeni dönemdeki yakın zamandaki yarışlar hepsini paylaşıyoruz. Özellikle Has Karaca'nın kazandığı bütün yarışları paylaştık. Orada eğer Has Karaca yarışları yazarsanız YouTube'a çıkacaktır. Kanalımızda bulursunuz. Abone olabilirsiniz diyorum. Katıl üyelerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Maiden üye statüsünde Tuncay Karaçam, Turgay Ergün, Ramazan Vurucu ve Önder Karakoç üyelerimiz. Asli üye statüsünde Sabri Tintiş üyemiz ve yakın zamanda üye olan yarış tutkunu düzeyinde üyemiz Deniz Oka'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz de katıl üyesi olursanız sizden de bahsederiz arkadaşlar videolarda ve tabii ki aynı zamanda yorumlarınıza da öncelik tanınır. Evet, bu hatırlatmaları yaptığımıza göre Maiden 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışıyla başlıyorum. 5'i çeyrek geçe koşulacak ilk koşu. Bir takipçimiz yarışların saatlerinden de düzenli olarak bahsetmemizi istemiş. O yüzden ben de bu isteği kırmıyorum, yerine getireceğim. Bundan sonra tabii ki unutabilirim ama mümkün olduğunca yarışların saatlerini de söyleyeceğim. 5'i çeyrek geçe ilk koşu Kocaeli'de 9 safkan var arkadaşlar. Nevzat Avcı ile birlikte ilk kez kuma çıkacak ama kum pist idmanları iyi gelen bir safkan ki anne baba tarafı hepsi Amerika orijinli, kumda iyi gitmesi bekliyoruz. Belli Kosa 2 numara arkadaşlar Nevzat Avcı ile birlikte bu koşta favorimizdir. Bu atın galibiyete çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Mertcan Çelik'le King Mirbey 4 numara. Bir türlü istediği tam tempoyu tutturamadı ama bu son iki yarıştaki tabelasıyla birlikte ben bu yarışta galibiyete yine yakın olacak bir isim olduğunu düşünüyorum. Mertcan Çelik'le birlikte bu safkanın dikkat etmekte fayda var. Sadece 3 yarış koşmuş olmasına rağmen 21 gün evvel 4. olan Fırat Arslan'la Triple Azarex 5 numaralı safkanına dikkat edelim arkadaşlar. Bu hatta da ciddi bir gelişme var. 1.44.84'ü 3 yarışlık bir performansın ardından görmüş olması ile birlikte ben bu yarışta daha da iyi derece görebileceğini düşünüyorum bu safkanın. 2-4-5-3 safkanlı oyun önerim bulunmakta. Arkmun'u dışarıda bıraktım. İsteyenler 4. at olarak Arkmun'u 1 numarayı da yazabilirler. İkinci koşu 6'ya çeyrek kala koşulacak. 16 handikap 3 yukarı İngilizler. 1200 kum pist yarışı olacak bir koşu. 7 safkanlı bir yarış olacak arkadaşlar. Burada uzun arayla gelen 2 safkan olduğunu görüyoruz. 1 numara Bart Boy ve 3 numara King of Heaven'ın uzun arayla geldiğini söyleyebiliriz. Bart Boy'un idmanı gerilmiş. Şöyle bir idman göstereyim size. 49-23.5 bu atın hazır olduğunu söyleyebiliriz. Hakeza King of Heaven'ın da pek de bir hani hazır olmama durumu söz konusu değil. O atın da hazır olduğunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Ben burada garanti bir oyun yapmanızı tavsiye edeceğim. Bilmiyorum aynı fikirde olur musunuz ama yani hem yüksek kiloda hem düşük kiloda olan safkanlardan galip gelebilecek isimleri bir arada bulundurarak bir oyun yaptık. 1-2-3-4 garantiye gidiyoruz. 1 numara Bart Boy Berkant Gökçe ile birlikte, 2 numara Master Queen Muhammed Mirim Bilgin ile birlikte, 3 numara King of Heaven Mustafa Çiçek ile birlikte ve 4 numara Big Hill Nevzat Avcı ile birlikte 60 kilodan 51 kiloya kadar size 4 tane safkan önermiş oluyorum arkadaşlar. Garantiye gideceğimizi düşünüyorum bu şekilde 1200 metrede bir yarışta. 1-2-3-4 garanti oyun tavsiyem bulunmakta. Üçüncü koşu 5 safkanlı bir yarış. Kısa vade 6 bir mücadele izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kum pistte saat 6.30'da start alacak arkadaşlar safkanlar. 5 safkanın mücadelesi olacak. Tabi bu yarışta benim geçmişte hep önerdiğim safkanlar bir arada start alıyor diyebilirim. 5 numara Galadran haricinde bahsediyorum. İlk 4 safkan için özellikle konuşuyorum. Yani mesela Haaland bir hafta evvel tek verdiğim bir at. Mesela burada Stormy var. Zephyr West 29 günlük bir aranın ardından geliyor. Bayağı böyle bir kritik bir mücadele bekliyorum. Ama ben galibiyet için bir numara Stormy'yi tutuyorum. Kilo olarak baktığımızda hani Haaland'la arasında 5 kilo var. Ve Zephyr West'le arasında 2 kilo var. Çok bir fark yaratacağını düşünmüyorum ben. Çünkü şöyle bir durum da göz önünde bulundurmak lazım. Zephyr West'te sadece 2 kilo. O tolere edilebilir. Haaland'la 5 kilo var evet ama Haaland 1 hafta arayla geliyorken Stormy 2 hafta arayla geliyor. 15 günlük bir arası var. Son yarış 3. oldu Stormy. 1.14.85 bu mesafede en iyi derecesi Stormy'nin daha da iyisini yapabilir. Hiçbir şüphem yok. 1.12-1.13 bu civarlarda bitirebilir yarışı. 1 numara Stormy Hüseyin Şimşek ile birlikte benim burada tek önerimdir. Yüksek kilosuna rağmen tek atmanızı tavsiye ediyorum. 2 ve 3'ten birisini seçerek veya ikisini birden yazarak sıralı ikili deneyebilirsiniz. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki yani zor olacaktır sıralı ikili tutturmak. Bir arkası 2-3 yazarsanız tabii ki tutma ihtimali daha yüksek ama burada her şey 1 numara Stormy'nin gelmesine bağlı. Biz de bu riski bilerek, bu riski bildiğimiz için
Ona göre oyun oynuyoruz. 1 numara Stormy'yi 6'lı ganyanda tek bırakıyorum. 4. koşu şart 4 dişi 3 yaşlı Araplar 1500 kum pist yarışı arkadaşlar. 10 safkan start alacak burada. 1 numara Aşk ve Gurur. Kaan Can Gökçe ile birlikte bu koşuda size ilk tavsiyemiz olacak. Bu at çim kum fark etmeksizin bazen iyi bazen kötü koşan bir safkan. Bu yarışta grup müsait olduğu için ilk şansı bu ata verdik. İkinci şansı Mustafa Çiçek ile yine 1 numaralı safkanla aynı kiloda koşması ile birlikte 2 numara Ay Perisi'ni veriyorum. 2 hafta evvel ikinci olan safkan bu yarışta yine fırsat bulacaktır. Galibiyet için 2 numara Ay Perisi denenebilecek bir safkan konumunda. Bir hafta evvel ilk kez yarış kazanan bir safkan Tolga Yıldız'la birlikte Gülfidan 5 numaraya şans tanıyacağım. Bu atın da yine yarış kazandığı yarışta 1.47 41 dereceyi de hani sahip olan bir safkan olması itibariyle fırsat kollayacağını düşünüyorum. Gülfidan Tolga Yıldız'la birlikte denenmesi gereken bir isim. 1-2-5 şeklinde 3 safkanlı bir oyun önerim var. Geniş kupon burada yapmıyorum. Tavsiye edeceğim bir safkan yok çünkü. Birbirlerine yakın görüyorum diğer isimleri. Eğer tuttuğunuz bir at varsa 4. at olarak ilave edersiniz. Yoksa burayı 1-2-5 olarak geçersiniz. 5. koşuya geldik. Bu arada 2. altının ilk ayağını da geride bıraktık. 2. altılı arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. 7'de başlıyor. Saat 7'de 2. altılı başlıyor arkadaşlar bilginize. 5. koşu saat 7.30'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı 11 safkanın start alacağı bu koşuda arkadaşlar tercihimizi şöyle yapacağız. Ben 1 numara Şahsekin taraftarıyım bu koşuda onu söyleyeyim. Tabii ki beraberinde burada amcamın safkanı Abher 6 numara Ali Can İnci ile birlikte tavsiye edeceğim. Şahsekin 61 kiloda Kaan Can Gökçe ile start alıyor. Burada kilo avantajından ötürü Abher yarışı kazanabilir. Fakat yine de sert bir grup var. Burada sadece bu iki atla geçmeyeceğim. Onu da belirtmek istiyorum. Harem Ağası son yarışları bocalamış olsa da yazılabilecek bir isim Muhammed Mir Bilgin ile birlikte. 4 gün evvel sentetikte 4. olan daha belki yarışına bir 4.lük bir 1.lik çıkaran bir safkan Fırat Arslan'la 4 numara Keleşan her zaman için bir kalitedir. Keleşan denenebilecek bir isim konumunda gözüküyor. Geniş kuponlar için Sarraf Şah Mahmut Turan'la birlikte ideal bir isim. Onu da yazmak isterseniz burada değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tercihen 1 numara 6 numara daha sonrasında 3 numara 4 numara ve geniş kupon için 7 numara şeklinde bir oyun önerim bulunmakta arkadaşlar sizlere bu 5. koşuda. 6. koşuya geldim. Saat 8'de koşulacak. Kısa vade 7. 4 yukarı Araplar. 1500 metre kum pist yarışı arkadaşlar. 7 safkanın iştirak edeceği bir yarış. Saat 8'de izleyeceğiz. Çok ciddi bir mücadele bekliyorum. Korakor bir yarış olacaktır. Muhtemelen Kudretli Tay ve Tuncer arasında bir mücadele olacaktır. Oraları karıştırabilecek bir isim Şah Dragon olabilir. Yine Akizaz Sarıyerli'nin de mücadeleye nasıl bir katılımda bulunacağı ve Halimah'ın nasıl bir katılımda bulunacağı da etkili olacak. Ben bu yarış için arkadaşlar yüksek kilosuna rağmen 12 gün evvel kazanan safkan Kudretli Tay 1 numarayı tek olarak vereceğim. Mehmet Kaya 63,5 kiloda da olsa bu yarışı kazanabilecek bir jokey. 12 gün evvel yarışı kazandı Kudretli Tay. Burada da kazanmasını bekliyorum. Ki biliyorsunuz ben genelde Tuncer'i tutan bir insanım ama Tuncer bu yarışta... Yani zor gözüküyor son yarıştaki ikincilikten de sonra çünkü Kudretli Tay daha iyi derecede yapmış vaziyette zaten. Bir yaşta genç olmasının belki etkisini de hissediyordur. Kilo farkı fazla yok. 2 kiloluk bir fark çok fazla etki etmeyecektir bu kalitedeki safkanlar için. Onun dışında Şah Dragon ve tabi Sarıyerli Halimah vesaire bunlarla ilgili hani belki sorunuz olabilir. Ama bunların da ben... Yani Kudretli Tay ve Tuncer seviyesinde ne kadar etkili olabileceklerini bilemiyorum. Biraz soru işareti onlar. O yüzden Kudretli Tay ile Tuncer arasında bir mücadele olur. Yarışı da Kudretli Tay kazanır diye düşünüyorum. Sıralı ikili bir arkası iki oynayabilirsiniz veya ikili oynayıp 1-2 yapıp garantiye gidebilirsiniz. Altılınız yatsa dahi ikiliden kazandığınız parayla altılı parasını çıkarmış olursunuz gibi bir mantık yürütebiliriz arkadaşlar burada. Kudretli Tay, tek Tuncer sıralı ikilide tavsiyemizdir. Tekrardan belirteyim. İlk altılı 2 tane tekimiz oldu. Bütçeleriniz rahat edecektir arkadaşlar. 7. koşu 7 safkan. Şart 5 3 yukarı İngilizler 1800 kum pist yarışı. Arkadaşlar 1 numara Kuampo, 2 numara El Patron, 3 numara Gracias Senior ve tabii ki burada Avalanche 7 numara yazılması gereken isimler olarak gözüküyorlar. Geniş kuponlar için 6 numara Nancio'yu ve 4 numara Kara Akrep'i yazıp bu kadar yazmışken 5 numara Son of the King'i de yazıp 7 ata kadar da çıkabilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Tercihen ben burada geniş kupon yapmayacağım diyorsanız çok net bir şekilde 1-2-3-7
Benim tercihim olacaktır. 1-2-3-7 burada önerim olacak size arkadaşlar. Avalanche'la ilgili şunu söyleyebilirsiniz. 7 numaralı safkan, Kurtelik Hürisi safkanı. Ya işte bu at sentetik falan vesaire koşuyor ediyor, zorlanmıyor mu? Ya tabii ki zorlanıyor ama mesela bakın önceden de sentetik koştuğu yarışlardan sonra geldi ve kum pisti kazandı. Hani onun için ben bu atın sentetikte şimdi de zaten gidebileceğini ama kumda daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada da kuponlarda mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Ha tabii bu atı yazdık diye de diğerleri gelmez diye bir şey yok. O yüzden de 1-2-3'ü de yanına yazdırdık. 1-2-3-7 kesinlikle diyoruz burada yazılmalı. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pist yarışı olacak. Nevzat Avcı ile birlikte Kurtelik Hürisi Safkan, Dave Walker 2 numarayla başlıyorum. Onur Öztürk'le 39 gün aranın ardından gelecek olan Bold Racer 1 numarayı yazmanızı önereceğim. Hışmat Çizik'le 3 numara Free Rock diyeceğim bu koşuda arkadaşlar. Ve 21 gün evvel ilk kumunda ikinci olan Safkan Mustafa Çiçek'le Duchesne Mullier 6 numaralı Safkan'ı da yazmanızı önereceğim arkadaşlar sizlere. Kısaca söylemek gerekirse 2-1-3 6 şeklinde 4 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmakta sıralama. 9. ve sonuncu koşu 16 handikap. 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı 10 safkan start alacak. Hışman Çizik'le Falcon of Mutaflar 3 numaralı safkan. Burada dikkat çeken ilk isim diyebiliriz. Halil Kaplan'la 4 numara Çavdarlı. 1 numara Sadık Altay'la Brave Horse. Tolga Yıldız'la 6 numara The Life King. Ve son olarak düşük kiloda fark yaratabilecek bir isim Nevzat Avcı ile Como Estas 7 numaralı safkana da şans verilebilir arkadaşlar. Geniş kuponlar için bu oyun tercihimiz bu şekildedir. Videoyu bitiriyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. Katıl üyelerimize tekrardan bir teşekkür edelim. Maiden üyelerimiz Tuncay Karaçam, Turgay Ergün, Ramazan Vurucu ve Önder Karakoç'a teşekkür ederiz. Asli üyemiz Sabri Tintiş'e teşekkür ederiz ve yarış tutkunu üyemiz Deniz Oka'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Adana tahminleri de yayındadır, izleyebilirsiniz diyorum. Diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı kanalında takip etmenizi arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Oraya da abone olursanız güzel olur. Has Karaca yarışları da yazarsanız yine YouTube'da çıkacaktır. Çünkü Has Karaca'nın yarışlarını yükledik dediğim gibi. Adana tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.